Merhaba, Yeşil Gazete TV'de yine birlikteyiz. Bugün özel bir gündemle karşınızdayız. Koray Doğan Urbarlı ve ben Alev Karakartal. Konuğumuz New York'tan Afşar Barlas. Afşar Bey merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Afşar Bey'i tanır, düzenli izleyicilerimiz en azından tanıyacaktır. Siması yabancı gelmeyecektir ama ben bir kez daha tanıtayım. New York'ta Memorial Sloan Hastanesi'nde kanser araştırmaları merkezinde uzman araştırmacı olarak çalışıyor Afşar Bey ama bugün başka bir şey konuşmak için onu programımıza davet ettik. Amerika'daki siyah isyanını konuşacağız bugün. Nedenleri, sonuçları, tepkiler, neler oluyor? Orada yaşayan biri olarak bize gözlemlerini anlatacak, çevresinde gördüklerini anlatacak. Hemen başlayalım Afşar Bey. Bugün var galiba değil mi yine eylemler? Bugün Evet. de devam edecek. Sizin orada sabah ama işte herhalde öğleden sonra başlar. Evet, birçok tabii farklı şehirde, farklı yerlerle ilgili de internet şimdi çok büyük kolaylık oldu bu iletişim açısından da. Mesela işte Instagram, Facebook takip ediyorsanız hem arkadaşlarınız da bunları paylaşıyorlar. Hem de bu özel zaten bu aktiviteyle ilgili accountları takip ediyorsanız oradan da günlük olarak sabah açıklamalar yapılıyor. Deniyor ki saat 2:30'da işte Times Square'de olacak. 4'te Bryant Park'ta olacak. İşte Brooklyn için yine veriliyor. Bu sayede de katılmak isteyenler kendilerine yakın olan veya işte saatlerine uygun olan yerlere gidebiliyorlar. Sonrasında da düzenleyenler, çünkü düzenleyenler de bazen çok lokal, çok ufak bir grup olabiliyor. Yine kendi accountlarında o anki gösteri nereye doğru hareket ediyor ve sonrasında neler oluyor onları da anlık olarak paylaşıyor. Veya işte polis şu taraftan işte sıkıştırmaya başladı veya şu şekilde hareket etmek lazım diye de bir yönlendirme de yapılıyor yani internet üzerinden. Sosyal medya sağ olsun değil mi? İnternet sağ olsun. Bizim de yabancısı İnanılmaz. olmadığımız bir yöntem. Gezide çok kullanılmıştı bu. Evet. Kesin bilgi, oradan gitmeyin, buradan dönün diye. İşte bir yararı da dokunsun tabii. Ama yani insanlar birbirlerini çağırırken ben şeyi de duydum bir bakarken bugün için. Galiba Trump 45 bin kişilik bir ulusal muhafız ordusunu çağırmış Washington'a. Washington valisi de getirmeyin benim şehrime bu muhafızları istemiyorum demiş. New York valisi Trump'ın sokağını Black Lives Matter'a Evet. boyadı. Sokağın adını değiştirdi. Ha, bu ulusal muhafızlar gelecek mi? Bu itişme kakışma nereye kadar sürecek? Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında yine bu vesileyle de bir karşı karşıya gelme var. Bunu görüyoruz. Ama bu Kesinlikle. valilerin direnci bu özel durumda işe yaradı mı, yarayacak gibi mi? Ne dersiniz? Haklısınız tabii burada özellikle Türkiye'den de farklı olarak Amerika için konuşursak yani üç tür aslında yaklaşım var. Bir tanesi dediğiniz gibi federal hükümet yani Trump'ın elinde olan zaten başkan olarak yaptıkları. Bir diğeri eyaletler. Yani her eyalet valisi kendi eyaletinde olacak olanları karar vermekten yükümlü. Yani Trump ben yolluyorumu diyemiyor. Eyalet valisinin bunu kabul etmesi lazım. Tüm bunları bir de ek olarak ben belediyelerden de bahsetmek istiyorum. Sonrasında Lütfen. açarız. Polis belediyelere ait bir çalışan. Yani Türkiye'deki gibi bir polis örgütlenmesi var işte hükümetten kaynaklanan veya işte devletten kaynaklanan ve ondan dolayı olmuyor. Belediyenin iş verdiği aslında çalışanlar. Böyle olduğu için de farklı belediyelerde farklı polis örgütlenmesi ve yapılanması da oluyor. Bir diğer taraftan dediğiniz gibi normalde daha önce de bahsetmiştik. Amerika yasalarına göre askerin şehirlere inmesi yasal olarak mümkün değil. Yani Kongre ve House dediğimiz bu parlamenter sistemin de üçlü olarak onayından sonra olabiliyor. Fakat bu National Guard denen bizim jandarma sağlayabileceğimiz daha çok da bu kasırgalarda veya işte olan olaylarda yardımcı olan çünkü bazen kasırga geliyor tüm şehri boşaltıyorlar. Boşaltılınca o şehirde yağmalama olabilecek hani oradaki işte iş yerlerini ve evleri koruyucu askeri güç diye tanımlayabiliriz. Federal bir National Guard. kuvvet biraz da sanırım. Eyaletin polisi gibi
Hani eyaletin jandarması gibi diyebiliriz. Evet. Evet. Biz ulusal ama, muhafız diye çevirdik onu ama Türkçe'de böyle kullanıyoruz. İşte national. Yetkiyi de galiba başkanda ama peki valilerin bu yetkiye karşı çıkma şeyi yok mu? Ben sanki karşı çıkamazlar. Yani başkanlık böyle bir karar verirse ulusal muhafazlara ilişkin karşı çıkamıyorlar gibi anladım. Yine de, öyle evet, mi? Ben de şaşırmıştım. Tam detayını bilmiyorum. Yanlış konuşabilirim. Ama benim de gözlemlediğim kadarıyla aynı konu çünkü bu COVID ile ilgili askeri hastanenin gönderilmesinde de olmuştu. Trump bunun olması gerektiğini söylüyor. Çünkü öbür türlü olsaydı zaten şu an asker zaten şehirdeydi. Hiç Trump düşünmezdi bile. Öbür taraftan tabii bir yandan Trump bunu birazcık kendi lehine kullanmak adına da söylüyor. Çünkü askerin yani bu yağmalamalar yalnız yağmalamaları da protesto gösterilerinden ayırmak lazım. Yani şu an haberleri izlediğiniz zaman sanki protesto gösterileri oluyor, oradan çıkanlar da yağmalamalara katılıyor gibi gözüküyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla yağmalamalar farklı. Bazen gece yarısı işte New York Manhattan'daki belli mağazalara işte giren 50-100-200 kadar örgütlenmiş gibi de duruyor bir şekilde insanlar yağmalama yapmış oluyorlar. Bu yağmalamalar sebebiyle tabii tüm New York'taki veya işte buna benzer şehirlerdeki işte Philadelphia'da oldu biliyorsunuz. Büyük şehirlerde birazcık daha fazla görülüyor bu şeyler. Dükkanlar bir arada oldukları için muhtemelen. Bu sefer tabii zaten COVID sebebiyle kapalı dükkanlar. Bu sefer tahtalarla kapatmaya çalışıyorlar. Şu an Manhattan tamamı böyle tahta şehir. Yani işte bütün bu işte 5. caddeden herkes konuşuyor o zengin hani dükkanlar ama her yerdeki ufak, buradaki mesela ufak bir mağazaya giriyoruz aslında bu hediyelik eşya satan bir mağaza. Tüm bunları tahtayla kapatıyorlar, kapattılar. Ve tabii Trump da bunu söylemeye çalışıyor. Polis kuvveti olarak siz bu yağmalamayı kontrol edemeyecekseniz o zaman biz size National Guard'ı yani ulusal kuvveti muhafaza, yollayalım. Muhafazları çünkü çok geniş bir alan. Tabii sırf Manhattan'dan da oluşmuyor. Bronx, Brooklyn her zaman zengin yerlerde de yağmalama olmadı. Mesela Bronx'ta nispeten daha zengin olmayan fakir kabul edilebilecek bir alanda da bazı burada manan pubs shops diyorlar. Yani böyle küçük ölçekli insanlara ait işte dükkanlarında da yağmalamalar oldu. Protesto gösterileri, polis arabalarının yakmayla ilgili olan olaylar ayrı. Çoğu protesto gösterisi çok barışçıl aslında ilerledi, ilerlemeye de devam ediyor. Fakat bir yandan da bu yağmalamalar sebebiyle ulusal National Guard'ın inmesiyle ilgili biliyorsunuz Minneapolis'te bu işte hem bir otelin hem polis merkezinin yakılması meydana geldi. Şu an gördüğümüz de bu İSAS tabii bu özel bir mağaza. Önünde benim gördüğüm kadarıyla hepsi Afrika-Amerikan siyahi bodyguardlar tutulmuş. Bir 15-20 tane vardı etrafında. Tahtalar ve teller. Ondan sonra bir yandan da tabii kendi dükkanlarını korumak için de eleman tutmaya başladılar. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu önlemler korona zamanında da var mıydı? Yani en azından bu kadar yaygın olmasa da. Yani dükkanını kapatıp işte bir ay, bir buçuk ay açmayacağını düşünen insanlar bu önlemleri alıyorlar mıydı? Almamışlardı. Çünkü ben de yürüyerek gidip geliyorum. Korona sebebiyle hani metroyu daha az kullanabilme adına. Olmamak için karşılaşma daha az olsun diye. Hiçbir tahtayı kapalı oldukları halde tüm dükkanlar kapalıydı.
Kepenk olan varsa indirmişti ama onun dışındaki hiçbir, çoğunda kepenk de indirmemişlerdi, not koymuşlardı. Covid sebebiyle kapalıyız, lütfen takip edin bizi şeklinde uyarıları vardı. Kesinlikle bu olaydan sonra, yani Minneapolis'teki olaydan sonra ve sonrasında tabii New York şeyine de sıçrayınca şehrine bir anda kapatılmaya başlandı. Bir şey soracağım Afşar Bey, yağmalamalara dikkat çekiyorsunuz ama biz buradan izleyebildiğimiz kadarıyla, tabii siz daha birebir görüyorsunuz. Çok böyle yaygın bir yağmalama, bir büyük bir şiddet durumu yokmuş gibi görünüyor. Hatta ben bir takım hesapları ben de izliyorum buradan. Sürekli bir uyarı, aman diyeyim, bu barışçıl bu protesto, işte taleplerimiz var, onları yapalım. Bu tür bırakın yağmayı, hani küçük şiddet gösterilerini bile kendi aralarında engellemeye çalışıyor insanlar ki bu kadar çok sayıda insanın sahaya indiği bir yerde bu zordur. Hani biliriz zordur, buna rağmen bir çaba var. Yaygın mı bu? Yani Amerikan devletinin ya da işte Trump yönetiminin iddia ettiği gibi ulusal muhafızları, askeri orduyu sahaya sürecek kadar önemli oranda bir yağma şiddet mi var? Öyle mi anlayalım? Şöyle, ilk başta yani o Minneapolis'teki olaylar sonrasında New York eyaletine yayıldığı dönemde yağmalamalar, Philadelphia'da işte görmüşsünüzdür bu iPhone mağazası ve işte oradaki heykeller, o dönemde bir iki günlük dönemde çok büyük bir öfkenin ortaya çıkmasıyla bu işte protesto gösterilerini aşan şekilde bir durum oldu. Fakat hak veriyorum, ondan sonra bu çoğu gösteri çok barışçıl ilerliyor. Hatta sizin de kesinlikle katılıyorum. Gösteriyi organize edenler hatta açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bu benim gösterim. 3 ile 4,5 arasındadır. Şu an biz işte 15 bin kişi katıldık. Ve bu 5000 kişi katılım sonrasında biz bunu sonlandırdık. Yani sonlandırıyoruz. Başlık bir şekilde dağılacağız. Bundan sonra olanlar benim gösterime ait değildir şeklinde yine paylaşımlar da yapıyorlar. Benim tek yağmalamalara ilgi çekme açısından dediğiniz gibi o iki günlük dönem gerçekten hem New York hem New York dışı bölgelerde çok yüksek dozdaydı. Fakat ve protesto edenler de barışçı şekilde bu konuyu gündeme, yani asıl konuyu, asıl bu şikayeti ortaya koymaya çalışanların da en fazla zaten şikayet ettikleri konu da bu. Çünkü tüm ilgi bu sefer, tüm korku işte yağmalama ve şeye kayıyor. Ve Trump'a ve bu işte bu kokuyu yaymaya çalışanların da ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Peki ben buyurun. Siz bitirin. Ve bir de şu var, medyada iki tür durum var tabii. Aynı belki Türkiye'deki gibi sayılabilir. Amerika'da tabii bir demokratlar var. Yani işte Obama ve hani Hillary Clinton ve işte olduğu parti. Bir de Trump'ın olduğu Republican, Cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçilerin izledikleri işte Fox TV gibi veya onların siz gazetelerini takip ettiğinizde, Cumhuriyetçi arkadaşlarınızla konuştuklarında bu olayı algılamalarıyla diğer kesimin algılama arasında çok büyük fark var. Bir de Covid'in de çok büyük etkisi var. Çünkü 50 gündür zaten iş yerleri kapalı. İşsizlik 40 milyon kişiye ulaştı. Bir yandan insanlar normale dönmeye çalışıyorlar. Demin de konuşmuştuk, Trump eyaletlerin iş yerlerini açmasını söylüyor. Eyaletler ise sağlık önemli deyip, özellikle Demokrat Parti'ye ait eyaletler, işte New York, Kaliforniya gibi. Onlar da hayır, sağlık önemli, biz karar verince açacağız diyorlar. Hala New York City kapalı. New York eyaleti hala kapalı. Zorunlu olanlar işe gidiyorlar. Trump da diyor ki işlerinizi açın. Hani o yüzden
Öbür taraftan da tabii bu olayın bu kadar patlamasında bir diğer etki yine bu kutuplaşmanın etkisi var. Yani korona sebebiyle zaten iş kaybı, kapitalist bir işte açılmasını isteyen cumhuriyetçiler var. Açmayan eyaletler var. Ve tüm onların üzerine bu yağmalamalar ve de eyalet ve Trump arasında olan bu şey. Seçim de yaklaşıyor tabii. Tüm bu olayları, tüm bu enerjileri Trump da bu partilerde kendi lehlerine kullanmaya çalışıyorlar. Ben şeyi soracağım. Şimdi yağma konusunda benim kafamda oturmayan bir şey var. Çünkü yağma Türkiye'de mesela çok berbat bir şey olarak görülüyor. Ama siz iki tarafı da bildiğiniz için söyleyeyim. Sanırım Amerika'da böyle görülmüyor. Yani bir şiddet, hırsızlık ve bir şey karışımı olarak görülürken Türkiye'de ve hiçbir olayda Türkiye'de ben hatırlamıyorum yani bir yağma, toplumsal bir olayda bir yağma yapıldığını hatırlamıyorum. Fakat Amerika'da bu oluyor. Buradan benim ulaştığım sonuç bizim gibi yani buradakiler gibi görmedikleri yağmayı. Biraz daha bunun altında bir kendilerine toplumsal haklılık gördükleri. Ya bu konuda ne dersiniz? Çünkü hem soru hem biraz yorum oldu bu ama ya kafamda oturmuyor bu. Çünkü bu ülkeyi zaten biz kurduk. Şimdi öyle bir şey okudum mesela. Bu bana çok mantıksız gelmiyor. Yani siz bizim dedelerimizi sömürerek bu ülkeyi kurdunuz. Siz zaten bizi yüzyıllardır yağmaladınız. Biz de şimdi bunun gereğini yapıyoruz. Sizden zaten bizim olanı alıyoruz. Fazla ses çıkarmayın gibi bir bakış açısı var. Bu yaygın bir bakış açısı mı? Yanlış tabii. Ben şu an kendi fikrimi söylemiş olacağım. Bir yandan hak veriyorum. Türkiye'dekinden farklı olarak algılanıyor ve katılıyorum da. Özellikle yağmalama için seçtikleri bir takım yerler. Mesela AutoZone diye bir araba ve Target gibi işte yine başka bir. Onların yine açıklamalarıyla birlikte de bazen onlara karşı bir aslında tepki. Sonrasında bu tepkiye işte taşla saldırma, sonrasında yağmaya dönüşme şeklinde olan olaylar oldu. Hiç bundan bağımsız olan yağmalamalar da var. Onu da söylemek gerekir. Yani biz burayı yağmalayalım çünkü bizim aslında görüşümüze karşı şeklinde olmayan durumlar da var. Fakat haklısınız, bu çok büyük öfke patlaması. İnsanlar dediğiniz gibi toplandıkları yerlerde, işte diyelim ki orada bir polis karakolu var. Yine o polis karakolunun yan tarafında bu işte corporate, yani Türkçesini aslında bilmiyorum ama bu aslında büyük sermayenin elinde tuttuğu büyük diyelim ki şeyler var. Temsilcisi mağazalar var. Şimdi bir yandan da insanlar bu sefer işte Apple Store gibi ya da işte bu diğer yerler gibi zaten işsizlik boyutu var. Zaten haksızlık ve hak ettiğini alamama ile ilgili çok büyük bir yıllarla yani 100 yıl, 150 yıl boyunca olan bir etki var. Bunu da tabii kendisini de okullar tatil, kovidle yani bu işi her düşünen ben yağma yapayım mantığıyla belki bakmıyor. Ama gençler dahil işte bir tanesi zaten bu öfkesini, bu hırsını almak adına bu sefer kendisinde reaksiyon gösterecek yer olarak bu mağazaları seçmiş olabiliyorlar belki de. Ama hak veriyorum yani bilinçli olarak böyle bir şey yok. Öbür taraftan da yani insan hayatına göstermeniz gereken reaksiyonu neden yağma yapılan mağazalar için gösteriyorsunuz? Yani hep bir şey var. Tamam bu olmamalıydı ama yağma. Yani yanlış yere aslında ilgiyi veriyorsunuz. Bu çok büyük yani mallar yerine konabilir ondan sonra. Bir de şu var biliyorsunuz Trump bu Antifa örgütü var Amerika'da. Onu hatta terörist ilan etme
söylüyor. Böyle bir hakkı olup olmadığı da tam bilinmiyor. Çünkü Amerika'da içinde böyle bir domestik terör örgütü ilan etme durumu yok, bir durum varmış galiba. Onu yapacağını söylüyor. Çünkü kendi tabanından öyle bir ilgi var. Antifa'nın özelliklerinden bir tanesi de barışçıl gösteri yerine bizim de bir şeyler yapmamız üzerine olan eylemleri. 2017-2018 yılında mesela Antifa bu yine Trump polisi, Trump'ın politikası olarak biliyorsunuz şeyleri, kaçak göçmenleri yakalayıp belli toplama merkezlerine koyuyorlar. İşte çocukları ayırıyorlar. Şimdi bununla ilgili çok büyük bir tepki var. Ne yapmaya başladı? Trump insanları yakalatmaya başladı. İşte bu yasaları uygulatmaya başladı. Mesela Antifa grubu o gümrük ve o yakalama işini yapan polislerin isimlerini yayınlamaya başladı. Bu sefer hedef gösterme olarak bu tabii yorumlanıyor burada. Bir diğeri de bir olay olduğunda Antifa'nın da söylediği bu iş barışçıl şekilde olmayacak. Biz de işte fiziksel olarak varlığımızı göstermemiz lazım şeklinde yaklaşımları olduğu için bazen bu gösterilerin farklı grupları var. Antifa'ya işte ilişkin bir şey söyleyebilir miyim? Affedersiniz araya girip. Tabii ki. Hani Antifa benim de izlediğim bir grup. Türkiye'yle de bir bağlantısı olduğu için bu Almanya'da kurulmuş bir grup. Siz de bir biliyorsunuz. Nazizme, faşizme karşı kurulmuş. Zaten Antifa, antifaşist anlamına geliyor. Evet. İşte Amerika'da daha sonra ve bu neonazilere karşı Almanya'da şimdi de yapıyorlar galiba. Bildiğim kadarıyla İngiltere'de de var. Bunlar solcu bir grup zaten. Anarşist yöntemleri de belirleyen solcu bir grup ve evet hani barışçı protestonun ötesinde bir takım politikaları var. Trump'ın bunu kullanmasına hiç şaşırmıyoruz burada. Hatta Antifa bir şekilde pat diye bizim gündemimize bile girdi. Bizim iletişim başkanımız Fahrettin Altun şey yaptı işte, çok çok kınıyoruz biz Amerika'yı. Yani devlet ve millet olarak birlik halinde orada olanları çok kınıyoruz ve elimizi oranın üzerinden temizliyoruz. Ama Antifa konusunda Trump'la aynı noktada oldu. Antifa'nın Suriye'deki YPG ile bir ilişkisi olduğunu, o nedenle terör örgütü ilan edilmesinin son derece haklı olduğunu söyleyip o da oradan topa girdi. Hani Antifa'yı bir bambaşka bir kenara koymak lazım. Terör örgütü ilan tek başına edebileceğini zannetmiyorum ben. Sanırım ona izin vermiyor yine Amerika yasaları. Ama hani ederse de o başka bir şeyde, yani bu protestolarla çok belki bağdaştırmamak lazım. Bir de hani yağma meselesine bir ek olsun. O aynı videoları tabii ben de izledim. Hani siz bizi yağmaladınız diye özellikle genç bir kadının haykırışını ben de gördüm. Ama bu yağmayı evet mal mı insan hayatı mı olarak görüyorlar. Ve hani bu siyah meselesi Amerika'da sadece ırkçılıkla ilgili bir mesele değil. Aynı zamanda bir sınıf meselesi de. Aynı zamanda bir eşitsizlik, adaletsizlik meselesi de. Kesinlikle. Öyle olduğu için kesinlikle, o birikmiş öfkenin diyelim bir katil polisin iş yerini yakmayla diğeri arasında da hani fark var. Bunu yapmamaya çalıştıklarını ben gördüm hani. Evet sınıf meselesidir, o mudur deyip ama kendi içlerinde hani haklı çıkarmayalım diye, bizde de olur ya bu. Şimdi haklıyken haksız duruma düşmeyelim diye kendi aralarında çok sık konuştuklarını ben görüyorum. Şeyi söylemiyorlar ama mesela o polis karakolunu yakmayaydık keşke diyen kimseyi duymadım ben. Ya da belki birileri dedi, ben göremedim, duymadım. O öfkenin çok haklı bir öfke olduğunu onlar da zaten. Evet, son zaten tabii çok farklı alanlarda haksızlıklar var. Baktığımız zaman yıllarca süren haksızlıklar çok kolay da değişmesini ben gözlemlediğim kadarıyla veya okuduğum kadarıyla, sorduğum kadarıyla çok kolay olamayacağı ortada. Çünkü konu sadece kişisel olarak
işte Afrika Amerikan veya burada People of Color diyorlar. Yani Latinleri de o gruba alıyorlar. Veya işte Asya aynı şekilde. Çünkü bu sosyal adaletsizliği ve yine criminal adaletsizliği altında yatan başka faktörler de var. Biliyorsunuz burada okula gitmeniz için ya oturduğunuz yerdeki okula gidiyorsunuz. Oturduğunuz yerdeki yani ben Edison'da oturuyorsam Edison'ın okuluna gidiyorum. Onun da sebebi bu evlerden toplanan vergilerin işte büyük bir kısmı yine okul sistemine aktarılıyor. Böyle olduğu için Amerika'daki birçok eyalette farklı şehirlerin vergileri farklı. Bu sefer de demografik olarak o şehirdeki vergiler yüksek olduğu için iyi bir okul sistemi oluyor. Veya tam tersi iyi bir okul sistemi olduğu için de insanlar oradan ev alarak oradaki ev fiyatları artmış oluyor. Bu sefer oradaki okullardaki iyi bir eğitim alabiliyorlar. İşte oradaki oturanlar aynı şekilde bu sefer tabii yine başka ekstradan çocukları için işte imkanlara sahip olabiliyorlar. Yine o bölgede vergiler sebebiyle oradaki işte sosyalleşme olsun, diğer şeylere ulaşım olsun çok daha iyi oluyor. Şimdi baktığınız zaman bu sefer zaten 150 yıllık hatta bırakın 150 yılı işte 1960'lar dahil ne iş alanında ne okul alanında okulu bırakın işte aynı otobüsün size binip binme veya restoran. 1960 yılında ben kaydetmiştim, özür diliyorum. Greensboro dörtlüsü diye bir dörtlü var. 1960 yılında restoranlarda aynı yerde yemek yemiyorlar. Siyahlar için ayrılmış bir yer var. Ve Ezel Blair ve üç arkadaşı, işte Greensboro'da dörtlüsü, beyazların olduğu yere oturuyorlar. Ve orada yemek yemek istediklerini söylüyorlar. Ve kalkmıyorlar. Bundan sonra ertesi gün bu 4 kişiye oluyor 20 kişi. Sonra 60 kişi, sonra 300 kişi. Ve bu sonrasında da 300'e yakın şehre yayılıyor. Ondan sonra restoranlardan çıkıyor bu iş. İşte yüzme alanları ve işte başka işte alanları da artıyor. Yani 1960 dediğimizde çok yeni bir tarih. Bu restoranlarda yemekten bahsediyoruz. İş alanına geldiğimiz zaman veya üniversitelere girip girmeme olayına geldiğimiz zaman yine çok bazı üniversiteler yani burada college diyorlar hani yine Afrika Amerikan ve siyahları uzun süre almadılar. Bir araştırma yapılmış aynı CV'de, aynı rezümede, aynı okuldan mezun İki insanın geri dönüşüne bakmışlar. Afrika Amerikan isim olduğunda veya beyaz isme sahip olmayan birine çok çok daha az geri dönüş olmuş. Yani o yüzden de konu sadece polis anlamında değil ama yıllardır süren her alanda bir eşitsizlik de var. Mesela New York'un yaklaşık yarısı, hatta yarısından birazcık daha fazlası color of people. Yani hem Afrika Amerikanlar hem Latinoları topladığınız zaman neredeyse 10 kişiden 6'sı, 7'si aslında gruba dahil. Fakat polisteki şeye baktığınızda, sayıya baktığınızda bir demografi yansıyor mu diye alt gruplara yansımış. Yani işte trafik polisi gibi veya daha alt gruptaki şeyler polisler arasında işte %45-%50'ye yakın yine Afrika Amerikan siyahi ya da işte Latino kökenli polis de var. Fakat onları kontrol eden asıl tüm bu rank olarak yani işte rütbe olarak kontrol edenlerdeki oran %13. Aynısı sırf Afrika Amerikan ve Latin için değil kadınlar için de geçerli. O yüzden bir şekilde siz interview yapmaya başladığınız zaman, görüşme yapmaya başladığınız zaman ve biri kişi alınacaksa bu sefer ne olmaya başlıyor? Belki yani planlı programlı bir şekilde değil ama
gerçekten ön yargı olarak ve işte o işte konuşulmayan belki kurallar olarak işte beyazlar veya işte bazı gruplar tercih edilebiliyor. O yüzden şeyi hatırlatmak isterim. Affedersiniz ki lütfen devam edin, sonra hatırlatayım ben. O yüzden bu gösteriler tabii Covid'in de bir araya gelmesiyle benim de farklı hobilerim var. Mesela bir sirkle ilgili bir takım hobiler için gittiğim yerden bir arkadaş grubum var. Bu drum circle denen işte bu davullarla vurulara katıldığım bir grup var. Surf bu New Jersey'de yapılıyor. Surf için tanıdığım arkadaşlar var. Mesela surf yapan arkadaşlarımın tamamı beyaz. Ailelerinden polisler var. Ve bu işte o eski, o daha pahalı yerlerde yetişen bu bir kültür gibi ondan sonra. Bu arkadaşlarımın tabii şimdi yine Facebook ve Instagram'la birlikte aynı konuya bu arkadaşlarımın paylaşımlarını karşılaştırabiliyorum. Özellikle yine New York'ta sırf Afrika Amerikan ve Latino açısından değil. Çünkü çok daha yakın, Trump'ın politikalarında çok büyük etkisi var. Çünkü Obama zamanında da verilen veya insanların çok daha kendini rahat hissettikleri birçok politikayı geri çevirdi. Dream Act denen, anne babası buraya gelmiş, kendisi şey olarak kaçak olarak gelmiş. Burada doğmuş çocuk ama dokümanı yok, pasaportu yok, kimliği yok. Kimliğinin pasaportunun olmadığını bile bilmiyor. Ne zaman anlıyor? Üniversiteye giderken anlıyor bunu. Bunlara Dream Act deniyor. Onlara Obama hak vermiş biliyorsunuz. Şimdi Trump önce o hakları almaya başladı. Ondan sonra insanları işte biliyorsunuz yine bu şeyden dolayı yakalamaya başladı. İşte Latinolar veya diğer tüm göçmen ve kaçakları. Aynı şekilde de LGBT komünitesinden de birçok arkadaş aynı şekilde bu rahatsızlığı Trump'a karşı da hissediyorlar. Ve tüm bu haksızlıkları belki ortaya çıkma adına da çok büyük bir tepki var farklı gruplardan. Ama yine de şeyi ayırmak istiyorum. Yani benim sokağımda da birçok komşum işte beyaz, ondan sonra burada büyümüşler, burada doğmuşlar. Onların ya da bu işte surf ya da cumhuriyetçi arkadaşların bu olayı algılamasıyla diğerlerin arasında yani 180 derece fark var. Avşar Bey, beyazlara geleceğim. Bu başlıklardan fotoğraf, biri. Bir iki bir şey hatırlatmak istiyorum yalnız. Hani siz 60'lar dediniz ama hakkı geçmesin diye siyah tarihinin tabii önemli figürlerinden biridir Rosa Parks'ı unutmamak lazım diye. Küçük araya bir şey koyayım. 1955, tabii. 55, 50'li yıllar. Şimdi kesinlikle bilemedim. O otobüsten beyazlara ayrılan yere oturduğu için kaldırılmak istenen ve kalkmamakta direnen kadından sonra biraz daha siyahlar hani ayağa kalktılar ve o hakları aldılar. Hani adını geçirelim bu programda diye dedim. Yeni bir bilgi de vereyim ben size. Çok iyi oldu hatırlattınız. Minneapolis'te bu Floyd'un öldürüldüğü eyalette hala mekansal ayrılığın sürdüğünü bilmiyorum, biliyor muydunuz? Siyahlarla beyazların aynı yerde oturmaları fiziksel olarak hala 2000 küsur işte 2020 dünyasında engelleniyor. Aralarından bir otoyol geçiyor. Otoyolun bir yanında beyazlar, bir yanında siyahlar oturuyor mesela. Bu gerçek bir mekansal ayrılık. Hani hep deniyor ya, kölelik geçmişte kaldı, işte artık hatta siyahlara pozitif ayrımcılık uygulanıyor falan. Bunun olmadığının aslında hani ne kadar bu toplumun iliğine kemiğine işlediğinin belki göstergelerinden birileri bunlar. Hani hala aralarından bir cadde geçmesi. Ama ben şeyi, bu beyazlar meselesini biraz ona gelmeden girelim. Bir şey sormak istiyorum ben. Tekrar şu protestolarla alakalı çünkü bir konu var. Demin de Afşar Bey siz anlatırken mesela bir protesto yapan kişi veya organizatör grup şöyle yapıyor dediniz. Saat 2 ile 3.30 arası bizim protestomuz var. Burada olan her şeyden biz sorumluyuz. Ondan sonrasında sorumlu değiliz gibi. Şimdi yarın ikinci hafta olacak. 14. gün olacak. İşte cenaze kalktı. İşte defnedildi. Peki amaç ne? Yani bu protestoların amacı ne şu anda? Bir öfkenin
bitmesini mi bekliyoruz biz? Yani tamam, insanların artık şunu mu demesini bekliyoruz? Tamam, biz yeterince sokaklarda bulunduk, sokaklarda derdimizi anlattık ya da işte bağırdık, sesimizi çıkardık. Şimdi artık evimize dönüyoruz mu bekliyorlar? Yani bir amaçları var mı? Ortak bir amaçları da olmayabilir. Çünkü işte Birleşik Devletler olduğu için bir sürü amaç da olabilir ortada. Yani bununla alakalı konuşulan, bildiğiniz, çünkü biz burada Türkiye'de işte CNN'i izleyebiliyoruz. Mesela Fox dediniz. Fox Türkiye'de yok. İnternetten falan bulabiliriz tabii ama CNN biraz daha işte liberal demokratik, liberal sol tarzında yaklaşıyor. Onu görüyorum. Fakat o da belli bir şey tutturmaya çalışıyor yani. Ortanın solunda da olsa belli bir şey tutturmaya çalışıyor. Bu amaçlar konusunda ne gibi bir düşünce var kamuoyunda? Siz başlamadan ben bir şey ekleyeyim mi Afşar Bey? Bu dünyaya, affedersiniz gene şey yapamadık. Bu dünyaya yayıldı ya bu protestolar. Mesela Fransa'da çok büyük eylemler oldu. Almanya'da, İngiltere'de de oldu. Ama Fransa'daki eylemlerde, orada da siyah çok var biliyorsunuz. Orada mesela artık şunlar söylenmeye başladı. Tamam, hani bu Amerika'daki şiddeti protesto ettik. Floyd'u da andık ama artık kendi ırkçılığımızla hesaplaşmanın zamanı geldi. Biz artık bunu masaya yatıralım demeye başladı oradaki protestocular. Bildiğim kadarıyla demokratlar da şimdi bir yasa tasarısı hazırlıyorlar. Özellikle işte polisin beden kamerası taksın, silah artık kullanmasın diye. Ama bunların üzerine, şimdi Koray'ın dediğinin üzerine koyuyorum. Bu sokaktaki insanların artık hani bütünsel bir şey ortaya çıksın. Bu işi bitirelim artık. Ya polis şiddetini ya da ayrımcılığı gibi. Somut talepleri, istekleri var mı? Çünkü işte yarın öbür gün sokaktan çekilecekler. Polisler tutuklandı. Epey de ağır cezalarla yargılanacaklar. Sonrasında ne olacak? Evet, şimdi haklısınız. İlk başladığında zaten yani o videolar olmasaydı sanırım bunların hiçbirini yine göremeyecektik. İnsanlar empati de yapamayacaklardı. Çünkü 9 dakika boyunca elleri kelepçeli, nefes alamıyorum diyen ve de işte anne diye bu videoların yansımasıyla insanlar çok daha rahat empati yapabilirler. Bundan 2-3 yıl önce de aynı şekilde New York'ta yine boğularak bu 5 yıl önce bir yöntem var. Hatta onun şimdi kaldırılması, evet evet, o onun kaldırılması zaten şeyler arasında, istekler arasında bir tanesi. Polisler serbest bırakıldığı için bu gösteriler patladı. Sonrasında baktılar bu iş durmuyorlar. O polisi biliyorsunuz önce o polisi yakaladılar. Diğer 3 kişiyi yakalamadılar. Şimdi o 3 kişiyi de yakaladılar. Yalnız onların 2 tanesi de birinci haftalarındaki polislermiş. Yani bir hafta önce o işe başlamışlar. Diye de bu arada bilgiler var. Avukatlarının yaptığı açıklama. Hani. Fakat tabii bu ilk değil. Bundan önce de buna benzer birçok olay oldu. Birçok şimdi video. Yani bu video çekimi internetin çok büyük bir şeydir zaten, başarısıdır bu. İnsanlar çekiyorlar, hatta bu gösterilerde de haklarınızı bilin, video ile kesinlikle çekin, kayıt altına alın diye hep söylüyorlar konuşup. İstek yakalanmalarıydı, onlar oldu, fakat bu öfke ve duygu o kadar çok arttı ki, şimdi mesela söylenen polisi defund edelim, defund dedikleri belediyeler, yani vergilerimizle o polislere maaş verildiği için, aktarılma yapıldığı için söylenen polisi, poliste aktarılan bu parayı azaltalım. Yani hatta Minneapolis dahil tamamen hatta polisi ortadan kaldırma ile ilgili böyle görüşler var. Öbür taraftan polisler, daha dün oldu, takip etmişsinizdir. Rochester'da galiba bu kontrol polisi iterken bir yaşlı bir kişi, bir adam evet, kafasını çarpıyor, hastaneye kaldırılıyor. Ona da ikinci dereceden suçlama yaptılar galiba, yapan, değil mi? Polis hakkında. Evet. Fakat bunun üzerine de 57 tane polis orada bu gösteriyi kontrol etmekten görevli istifa etme kararı aldı. Onların da söylediği, biz işimizi yapıyoruz, bize söyleneni yapıyoruz. Hani hatta bazı polisler de yine New York'ta, Trump'ın sözü de buradan geliyor.
kendilerini gösterilere katmak istemiyorlar diyelim ki. Çünkü normal gösteriler için konuşmuyorum, özür diliyorum. Bu protesto ya da daha işte Molotov kokteyli ala atan ya da daha farklı işte bazı polisler yine işte yaralandı, ölen polisler oldu gösteriler sırasında. Hı hı. Polisin söylediği de yani bize destek çıkılmazsa ben niye hayatımı şey yapıyorum, riske atıyorum? Çünkü yine söylüyorum, polis memur gibi değil burada. Aslında belediyenin iş verdiği insanlar. Onların arasında da yine biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Göstericilerle birlikte diz çökme olduğu zaman, evet, hani gösteriler de çok rahat oluyor. Diz çökme hakkında konuşulmuş muydu? Bu Colin Kaepernick'le ilgili, nereden çıktığıyla ilgili. Tabii tabii. Türkiye'de yani, evet, daha çok spor medyası konuştu. Spor daha doğrusu alternatif spor medyası konuştu. Şu anda da konuşuluyor hatta. Yani, yani tekrar ondan özür dilenmesi falan gibi. Evet. Evet, orada da şöyle bir şey var. Çok barışçıl bir gösteri aslında. Şey sırasında hani marş, Amerikan Milli Marşı sırasında, hı hı, genelde ellerini kalplerinin üzerine koyarken dizinin üzerine çekme ile ilgili çok barışçıl bir gösteri. Ve ondan sonra çok da başarılı bir Amerikan futbol oyuncusu. Bu yöneticilerden quarterback dediğimiz. Ve ondan sonrasında Trump hatta sözü var. Ben olsam iş vermezdim diye. O sonra iş bulamadı zaten Afşar Bey, o oyuncu. İş bulamadı, evet. Ve birçok protesto gösterilerinde de zaten hem bu diz çökme oradan geliyor. Sonrasında için onun söylediği bu işte okullara yayıldı, liselere yayıldı, başka yerlere yayıldı. Ve şimdi de söylenen, barışçıl olarak biz bir gösteri yaptık. Ama işte görüyorsunuz Colin Kaepernick'i şey, yani böyle gösteri yaptı. Ve sırf bu gösteri yaptığı için iş verilmiyor. Yani insanlar bu haksızlıkları da gördükçe bununla ilgili de bir tepki var. Bir de George Flynn'den önce biliyorsunuz, evet, burada arkadaşları işte yine NBA'de aynı şekilde tüm yaptığı bu sessiz sakin gösteri. Bundan sonrasında hem çok başarılı olduğu halde iş verilmeme, bu da zaten bu ırkçılığın yine göstergesi olarak burada algılanıyor. Birçok Cumhuriyetçiye sorarsanız ise, ama aynısı benzeri de Türkiye'de vardır. İşte Milli Marş bizim için kutsaldır. Milli Marşa hakaret değil mi? Ne kadar yaklaşımları tanıdık. Yaklaşımları var, ama yani hani bunu da söylemek istedim. Öbür taraftan biliyorsunuz George Flynn'den hemen de önce Ahmet Arbery, yani bundan 3 hafta önce, jogging yaparken iki kişi takip etti, evet, vurdular. Onun eline kameraya çekildiği için. Özellikle Trump'ın seçimlere giderken bu çok büyük, hem silahla ilgili, hem işte sırf Trump da değil, bir de cumhuriyetçilerin olduğu polislerin evinizi yağmalarlarsa silahlarınızla kendinizi koruyabilirsiniz diye açıklamaları var. Yani insanlar silahlarıyla bu sefer evlerinin önüne çıkıyorlar. Ve işte onlarda da benim evim yağmalanacak şeklinde bir korku ve şey var, düşünce var. O yüzden gerçekten gösteriyi barışçıl şekilde yapan, bu yıllardır veya işte hatta 100 yıla yakın olan bu haksızlıklar üzerinden toplumsal patlamanın etkisi var. Öbür taraftan da yine politik veya siyasi düşüncesi açısından da bu konuyu farklı şekilde yorumlayanlar var. Trump meselesine biraz daha devam edelim mi Afşar Bey? Ben yabancı kaynaklardan şeyi görüyorum. Yani bu evangelist bir şey var ya bu adamın, zaten o eline İncil'i alıp kilisenin önüne, evet, gitmesi ve kendi şeyini, evet, onlara bir mesajdı. Evangelistlerin özellikle, ama cumhuriyetçilerin ve sağcı ya da aşırı sağcı insanların Trump'ın arkasında bir safları sıklaştırdığı gibi bir izlenim edindim ben. Bütün bu şovların, gösterilerin de ona yönelik olduğunu düşünüyorum. Bunun tabii seçimlere nasıl yansıyacağı böyle bende hep bir soru işareti. Yansır mı, yansımaz mı?
Şeyi biliyoruz, koronavirüs meselesiyle ilgili cumhuriyetçiler liderlerini bayağı bir desteklediler. Yani böyle %70-80 gibi desteklediler. Şimdi baktım ben anketlere, o kadar büyük bir destek yokmuş gibi bir yandan da. Hani var, evet, hani cumhuriyetçilerden bir destek var Trump'ın bu siyah isyanı konusundaki şeyleri. %60 küsür falan, ama diğeri kadar büyük bir destek yok gibi. Trump en sivri, en keskin tarafını mı acaba seçmenlerinin konsolide ediyor? Bu genele yayılır bir şey mi? Bu seçimlerde nasıl yansır? Bir de ek soru, bu demokratlar nerede Afşar Bey? Biz adaylığı da kesinleşen Biden'ı hiçbir yerde göremiyoruz, ya da diğerlerini. Şöyle bir şey de var Afşar Bey, ekleyeyim. Aslında 68 olaylarını mesela Fransa'da, işte Gezi'den sonra Türkiye'de genelde bu tarz eylemler, bu tarz büyük sokak hareketlerinin tam ters sonuçlara yol açacağı düşünülse de hep iktidar kazanır. Yani muhalefetin, o sokağın muhalefet ettiği kesim kazanıyor. Trump onu aslında bir tweetinde şey yaptı, sessiz çoğunluk diye. O sessiz çoğunlukta 68'den gelen bir kavramdır. Hani yine aynı durum olabilir ama Alev'in dediği bu korona işi belki Trump'ın bu sefer kaybetmesine, yani bu sessiz çoğunluk karşısında azgın azınlık, işte böyle bir ikilem oluştururlar genelde. Sanki bu sefer öbür tarafın da kazanma şansının olabileceğini gösteriyor gibi, ki Türkiye'de pek şey yapma, siz daha iyi hani şimdi açıklayacaksınızdır. Mesela siyahi demokratların, daha doğrusu siyahi... Siyah diyelim Koraycığım, rica ediyorum. Tamam, siyahların... Biz size beyazımsı sarımtırak diyor muyuz Allah aşkına? Niye bir ısrarla bize siyah diyorsunuz? Demeyin lütfen. Yani evet, olabilir, doğru. O da şey ya, kavramlar da değişiyor ya, bir ara o makbulken bir ara öbürü makbul. Yok, öyle değil. Yani siyah cemaat kendine siyah denmesini rica ediyor. Rica ederim, öyle değil. Biden'ın daha çok arkasında, mesela şeyin arkasında değildi, diğer adayın arkasında değildi, Bernie Sanders'ın arkasında değildi mesela. O enteresan bir şey, ki Bernie Sanders daha işte demokratik sosyalist olarak görebilir bir yapı olmasına rağmen. O konuda ne diyorsunuz? Yani bu sokak etkinliklerinin seçimi tam ters etkilemesi konusunda. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi seçimler açısından önce tabii Amerika'nın seçim sisteminde biliyorsunuz eyalet, her eyalet iki tane aslında senatör seçiyor. O yüzden de aslında eşit bir seçimde yok. Yani Hillary Clinton da 2 milyon fazla oy aldığı halde seçilemedi. Çünkü 13'e yakın swing state denen, yani değişebilen eyalet karar veriyor. New York'tan her zaman %90, yani veya Kaliforniya'dan %90 demokrat alsa bile o da iki kişi seçiyor. İşte ondan sonra Wisconsin'de veya ufak olan eyaletlerden de iki kişi. Ama bir kısmı çok koyu kırmızı, yani cumhuriyetçi. Bir kısmı çok koyu mavi, yani demokrat. Fakat onlar zaten belli. Kim belirliyor? Bu 13 eyalet belirliyor. İşte bunların arasında Florida var. Neden öyle? Onlar çok yakın. Kararsızlar var. Bir sene bir tanesi kazanabiliyor, diğer sene diğeri kazanabiliyor diyelim ki, diğer seçimde daha doğrusu. Böyle olduğu için de bu 13 eyalete yönelik bir yoğunlaşma var. Oradaki demografiye göre Trump şey yaptı. Yani işte Pennsylvania eyaleti için, Wisconsin için ya da Florida'daki seçmenler açısından politikalarını da belirliyor. Çünkü biliyor ki Kaliforniya veya New York'taki hiçbir etkisi olmayacak. Bu açıdan baktığımızda bir de buna tabii bir koronanın yarattığı büyük ekonomik krizi de eklemek lazım. Tabii kim bilir daha Kasım'a kadar da neler olacak. İnsanlar bunları daha belki çok fazla yaşamaya başlamadılar. Öbür taraftan Florida eyaletinde şu an restoranlar açık, şeyler açık, havuzlar açık, işte birçok yer açık. New York'ta hepsi kapalı. Yani eyaletler arasında farklar da var bu açıdan baktığınız zaman. O yüzden de
aynı konunun seçimlere etkisi de bence farklı olacak. Çünkü etkilenenlerin neye göre etkilendiklerinin de önemi var burada. Demokratlar açısından burada Joe Biden'ın aslında bir avantajı var. Çünkü aday olmadan önceki yıllarında da birçok açıdan siyahlar için verdiği haklar veya işte örgütlenmeler açısından Joe Biden siyahlar tarafından desteklenen bir lider. Hillary Clinton da öyleydi zaten biliyoruz. Burada ama nerede Biden? Hiç görmüyoruz onu ortada. Çok az. Aslında koronada tamamen... Koronada da yoktu. Evet. Hiç yoktu. İlk defa bu siyah hareketi ve Trump'ın özellikle bu konuya yaklaşımına karşı biraz çıktı. Bundan bir 3-4 gün önce sanıyorum açıklamalar yaptı. Ama tabii yine de burada hani bir partisel örgütlenme gibi çalışma veya bunu eminim Trump olsa çok daha farklı şekilde kullanırdı. Veya biliyorsunuz 2 gün önce Obama çıktı, Cuma günü açıklama yaptı. Evet, evet. Ve Obama'nın o yaptığı açıklama inanılmaz bir herkes işini bıraktı, izledi. İşte ihtiyacımız olan açıklama buydu şeklinde çok büyük destek aldı. O yüzden haklısınız Joe Biden. Belki de yani bir şekilde önce COVID açısından, ya bu da benim kendi tabii gözlemim, yanılıyor olabilirim. Ama hem COVID olayındaki çok büyük yanlışı, o düzgün kelimelerle, bazen o toplum psikolojisi vardır hani. Düzgün kelimelerle kullanmayı değil, yani hiç neredeyse ortada gözükmedi. Ve şimdiki olaylarla da ilgili liderlik yapacak şekilde, açıklamalar yapacak şekilde, bu sokaktaki duyguyu yansıtacak şekilde, bir yandan da kararsızları, yani cumhuriyetçi olmayan ve işte demokrat olmayan kararsızları yönlendirecek şekilde de aslında konuşmasını ben de bekliyorum. Konuşuyor ama çok daha fazla olabilir. Kesinlikle diğer demokratları da biz göremiyoruz. Acaba bir diğerlerini de göremiyoruz biz, mesela Cortez'i falan yani da göremiyoruz. Acaba biz mi göremiyoruz orada konuşuyorlar da bize mi ulaşmıyor sesleri? Tabii şöyle bir durum da var. Mesela New York eyaleti demokrat. New Jersey'de demokrat. Şimdi New York eyaleti belediye başkanı da demokrat ve polis belediyeye ait. Şimdi bu şekilde bakınca da hani hatta Cuomo vali eleştirdi polisi ve de Blasio'yu. Blasio belediye başkanı. Çünkü New York Manhattan şehrinde yağmalamalar olduğu zaman polisin bunu kontrol etmesi lazımdı. Bu kesinlikle kabul edilemez diye bir açıklama yaptı vali. Evet. Bunun üzerine Blasio belediye başkanı, o da demokrat, polisi çünkü kendi elemanı korumak zorunda. Korumasa zaten o polis işini de yapmayacak. Bıraktığı andan itibaren, ki buna benzer olaylar da oldu. Bir nokta geldi. Polis kendisini çekti. New York için konuşmuyorum. Başka Amerika'nın bulunduğu eyaletlerde. Bu sefer o ekstradan, yani barışçıl olanlardan bahsetmiyoruz ama işte evlere saldırı, iş yerlerine saldırı, kontrol etmediğin andan itibaren artı ev soygunları artmaya başladı. Araba çalmalar artmaya başladı. Polis dedi ki ben çıkmıyorum o zaman. Şimdi bir yandan da polis kuvvetini, belediyenin çalışanı ve o da demokrat. O yüzden çok ilginç şeyler görüyoruz. Yani bir yandan işte Trump National Guard'ı yollayayım diyor. Bunu eyalet governor, yani Cuomo kabul etmiyor. Cuomo belediye başkanına kızıyor, polise kızıyor. Sonrasında özür diledi ama. Çünkü polislerden çok tepki aldı ve bu protestoyu yapanlardan da bir tepki aldı. O yüzden de hani sanki yerel bir yönetim var veya yöneten bir yönetim var. Ve
Ve onun dışında partiler gibi de değil, her eyaletin kendi içinde de mesela New Jersey eyaleti demokrat, ama benim oturduğum şehri yöneten yine işte cumhuriyetçi de olabiliyor. Ve benim polisim bu sefer cumhuriyetçi polisi olacak ondan sonra. O yüzden eyalet polisi ayrı, her şehrin polisi ayrı ve o polis de belediyenin kontrolü altında. O yüzden de bir yandan da demokratlar da bu kararları verenler oluyor gibi de bir durum var. Yani Türkiye'den farklı olarak. Türkiye'de anladım, polis anladım. Tamamen hani bir... İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Evet, kendi şeylerini, belediyelerini de çok fazla ezmek istemiyor olabilirler belki şimdi. Aklıma gelen de bu oldu. Bir de şu var. 1980'li yıllarda Times Square'de yürünemiyormuş. Benim eski yanında kaldığım Çinli bir annem vardı. Bana oğlum derdi. O Times Square'de çalışıyordu ve taksi tutup eve gelmesi gerekiyormuş 1980'ler, 90'lar sırasında. Silahla öldürme, bıçakla yaralama, soygunlar çok fazlaymış. Sonrasında işte bu değiştikten sonra azaldı etti. Şimdi son yıllarda New York'ta Stop and Frisk diye bir yasa var. Yani bir aslında bir 10 yılı belki olabilir, daha uzun da olabilir. Durdur ve ara. Sebebi de bunun aslında bu şeyleri suç oranının azaltacağı düşünülmüş. Fakat bir haksızlığa dönüşmüş. Çünkü bakıyorsun daha çok arananlar ve durdurulanlar siyahlar veya işte Latinolar hani. People of Color diye şimdi ikisi grubu da bir araya almaya başladılar. Ve neye göre durduruyor polis? Kimden şüphelenirse durdurabilir. Yasada da bilin bakalım kimden şüpheleniyorlar. Evet, aynen öyle. %80'e yakın. Fakat bunun bir de karşı yorumu da var. Tamam ama işte bu suçları da işleyenler demografik olarak bu insanlar diye de söyleniyor. Hatta durduranlar da Afrika siyahlar ve durduranlar da Asyalı ve çünkü polisin de alt ekibinde yine siyahlar. Fakat tabii onların yöneticileri daha farklı, onları söylemiştik hani. O yüzden de hani tamamen siyah ve beyaz değil. Hep diyoruz ki ya durduruyorsun, niye durduruyorsun, ama bakıyorsun durduran da siyah polis. Hani öbür taraftan. Fakat yine de böyle bir yasa var ve bu yasanın da kaldırılması isteniyor. Birazcık bu azaltıldı Blasio geldikten sonra. Fakat o zaman da suç oranı artınca bu sefer de diğer taraf diyor ki ya kardeşim ben işte soyuluyorum, silahla durduruluyorum. Yani buna da bir çözüm bulmak lazım. O yüzden bir şekilde biliyorsunuz burada gangler, gangin Türkçesi... Çete. Çete. Mafya. Çete. Çete evet yani bu... Aynen bu Latin ülkelerden mesela işte San Salvador, Guatemala, Honduras kaynaklı işte MS-13 veya farklı birçok farklı şeyler var. İnisiyasyon için bile bir çocuk gireceği zaman 13 yaşında bir çocuk girmek istiyor. Gidiyor bir kadını öldürüyor mesela, soyması lazım. Öyle bir sırf şey yani kendisini o şeye çeteye alınması için. Mesela bunları kontrol etme adına veya çok büyük bir uyuşturucu pazarı var. Uyuşturucu pazarının da yine etkisi de çok fazla tabii. Çünkü bir yandan da tabii o yüzyıllardır süren o demografik ve o haksızlık, yine bu eğitim haksızlığı var. Siz ev almak için başvuracaksınız bankaya. Banka size kredi vermiyor. Siz iyi bir ev o zaman alamıyorsunuz. İyi bir ev alamayınca, paranız bile olsa, işiniz iyi bile olsa, o zaman o iyi okulların oturduğu okullarda okuyamıyorsunuz. O zaman siz başka bir yerde oturuyorsunuz. Orada oturduğunuz yerde gittiğiniz öğrencilerin ortalaması bu sefer veya okulu bırakma oranları, suça karışma oranları da aynı şekilde olmaya başlayabiliyor. Biliyorsunuz George Flynn için de aslında polisin yaptığı, Minneapolis yaptığı açıklama, ya kardeşim ama çünkü yakalamadan önce şeylerine bakıyorlar, özelliklerine bakıyorlar. George Flynn dediğiniz insanın işte bundan Lord. Önce iki suçtan silahlı olan, George Lloyd muydu? Floyd, evet. Lloyd için. Evet, silahlı olarak işte yaralama suçlarından
şeyleri var. Sabıka. İşte sabıkası var. Ve işte o dizle durdurma durumu ya da işte chokehold denen veya birçok polisin hep şeylerde de görüyoruz zaten. Bu bir teknik, uygulanmaması lazım. Fakat polis de şimdi kendi videolarını koymaya başladı. Onu yapmadıkları zaman o suçu yapan insanların nasıl polisi öldürdüğüyle ilgili de şimdi karşı yayınları yapmaya, yani biz bunu yapmayacaksak nasıl olacak diye. Ama tabii kesinlikle o 9 dakika boyunca nefes alamıyorum diyen o video ve bu video kayıtlarının artmış olması kesinlikle biz bundan hiçbirini bilmiyor olacaktık. O orası da bir gerçek yani. Şunu söylemek istedim yalnız. Afşar Beyciğim. Evet. Hayır, kimse herhangi bir renkten dolayı olduğu için elbette masum değildir. Hani yeşil de olsa gidip çeteye de katılır, uyuşturucu da satar, insan da öldürür. Hani Amerika'da kesinlikle. Ya da başka ülkelerde Rus mafyasının da, Çin mafyasının da, beyaz mafyasının da çetesinde olduğunu hepimiz biliriz bir yandan da. Hani bir kefeyi de hani evet. siyahlar çok suç işliyor, polis öldürüyor. O yüzden de biraz bununla karşılaşıyor'a götürmemekte belki fayda var. Hani diğer tarafı da hatırlatmak adına. Ben mesela bir şeye rastlamıştım geçenlerde. Uyuşturucu bir yayın için çok uygun bir konu değil ama açıldı diye ben de söyleyeyim o zaman. Uyuşturucu evet. kullanan siyahlar diyelim yakalandığında Wall Street'te sentetik uyuşturucu alan bir beyazdan çok daha ağır cezaya çarptırılıyorlar. Bunu biliyor muydunuz örneğin? Hani beyaz yakalılar da bunu kullanıyorlar. Bilmiyordum ama. Uyuşturucular alıyorlar. Ama işte onlar diyelim ki parasını ödeyip kefaletini verip serbest kalabiliyorlar ya da 6 ay işte toplumsal hizmetle evet. cezalandırılabiliyorlar. Ama bir siyahı ya da colored demeye çalıştıkları o renkli insanları işte yıllarca cezaevinde tutabiliyorlar bu nedenden dolayı. Yani bunun da bunları da belki görmezden gelmeden söylemek lazım. Aslında şöyle bir durum var. Bir fotoğraf ayırmıştım bu yayın için. Hani belki yavaş yavaş da toparlayabiliriz. Bir saati geçti. Onu bir göstereyim. Amerika'daki sanki durumu net olarak gösteren fotoğraf bu dedim ama şu anda da bilgisayarım ısındığı için gösteremiyorum fotoğrafı. Anlatayım fotoğrafı. Ben bir roket atarla Subway'e girmiş sandviç alan bir beyaz. Aslında Amerika'nın durumunu iyi anlatıyor bu. Yani Amerika'da görmediğimiz bir ikili hukuk var gibi. İkili bir yapı var gibi. İşte Alev'in de demin söylediği aynı suçu işleyenlerin birinin daha fazla birinin daha az ceza alması veya sizin daha başında belirttiğiniz aynı CV'ye sahip olanların birinin işe alınıp işe alınmaması gibi. Şimdi mesela dün çıktı Türkiye'de görüldü. Belki bir iki gün önce Amerika'da görülmüş. İşte Black Panther'ler grubu yani işte Siyah Panter'ler grubu silahlı bir şekilde gösterilere katılmış. Çünkü Amerika'nın silah yasası da biraz farklı Türkiye'den. Şimdi böyle deyince de bizde farklı bir tüyler ürperiyor ama orada normal karşılanıyor bu. Belli yerlerde tabancayla dolaşamıyorsunuz bildiğim kadarıyla ama av tüfeğiyle falan dolaşabiliyorsunuz. Uzun namlu silahlarla dolaşabiliyorsunuz. Şimdi onlar oraya katılmış durumda ama büyük ihtimalle onları o şekilde yürütmeyecekler. Onları o şekilde tutmayacaklar. Ama korona zamanından hatırlıyoruz. Biz beyazların veya işte bu redneck dedikleri Orta Amerika'daki sağcı Amerikalıların sağcı beyaz Amerikalıların işte silahlarla parlamento olarak gelen meclisini falan hatırlıyoruz. Yani Amerika'nın problemi esas o anladığım kadarıyla. Yani ikili hukuk var ve bu ikili hukuk yazılı değil. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Eğer siz işte kötü bir şeyden önünüz işte Amerikan futbolcusu olmak ama Amerikan futbolcusu olursanız da bunu protesto etmemek yani çok fazla uçlara gitmemek veya çok saygın olduğunuzda protesto etmek gibi bir durum. İşte şu an mesela basketbolculara bakarsak işte LeBron James diye biri var.
en çok saygı duyulan oyuncu. O ağzına gelen herkesi, her şeyi söyleyebiliyor. Hiçbir sansür olmadan inandığı her şeyin arkasından gidebiliyor. Fakat daha alt basketbolcularda bunu göremiyorsunuz. Çünkü LeBron James'e zaten kaybedecek bir şey yok. Yani dokunulmaz bir ikon gibi. Amerika'da yani bu nasıl aşılır tabii onu bilmiyoruz. Çünkü Obama başkan oldu, aşılmadı. Demek ki belli simgesel yerlere gelmek de aşılabilen bir durumda değil. Enteresan yani bizim çok işte demin siz polisleri anlatırken işte eyalet polisi, belediye polisi, National Guard, asker falan. Şimdi onu, o bile aslında bize çok karışık geliyor. Hani ben Alevi yüzünde de o şeyi gördüm yani. Karışık biz bu, bizde de bir tane polis var, bir jandarma var falan gibi. Amerika'nın siyasi sistemi, işte sosyolojik yapısı falan da enteresan ve bir anda böyle şunu şöyle yapsak bunu böyle çözülür mü acaba falan diyebileceğimiz bu durum değil. Onu iyi anlamak gerekiyor ve anlaması da çok zor ne yazık ki. Kesinlikle katılıyorum. Zaten 1870'teki biliyorsunuz 70'lerdeki Lincoln başkan olduktan sonraki Amerika'daki iç savaşın sebebi aslında slavery, kölelik. Nasıl oluyor? Yukarıdaki eyaletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri köleliğe karşı yasa. Ne eyaletleri? Çünkü pamuk, tütün ve başka gelirleri. Onlar için de slavery, köleliğe ihtiyaçları var. Köleliğin kaldırılmasını istemiyorlar. Lincoln tamam diyor zaten. Her eyalet istediğini yapacak. Yeni batıda yeni eyaletler kurulurken fakat Lincoln diyor ki o yeni eyaletlerde kölelik olmayacak. Bunun üzerine güneydeki eyaletler korkuyorlar. Eyvah bizim de elimizden bunu alırlar diye iç savaşın başlamasındaki çok kısaca tabii çok komplikedir ama tüm konu bu. Sonrasında tabii Amerika Birleşik Devletleri kazanıyor. Konfedereler kaybediyor. Ve ondan sonra işte kölelik de kaldırılıyor. Fakat bu daha sonra yıllar boyunca devam da ediyor. Oradaki eyaletlerdeki yasalar. Şimdi eyaletlerde mesela silah taşıma Texas'ta serbest. Arabada birbirlerine silah gösteriyorlar. Hani veya rodeoya girerken silahını dışarı koyuyorsun. Ondan sonra dışarıdan cep telefonu gibi alıyorsun. New Jersey eyaletinde ben ruhsatlı silahım olsa arabamın bagajında taşıyamıyorum. Yakalanırsam hapse gidiyorum. O yüzden bazen başka eyaletlerden silahını taşımasını unutup uçakla buraya gelenler yakalanıyorlar. Hatta onunla ilgili çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu işi nasıl çözeceğiz diye. Ve güney eyaletlerinde onlar için silahları işte First Amendment diye hep geçiyor. Normalde demokratlar bu AR işte assault weapon denen çok fazla ateş eden silahların yasaklanmasını istiyorlar. Cumhuriyetçiler de vay sen benim hakkıma silah taşıma hakkıma elimden mi alacaksın argümanını hep yaşıyorlar. O yüzden tabii. Güney eyaletlerinde her evde alışkanlık yani 30-40 tane silahı olan var şey gibi hobi gibi ve o silahlarını taşıması da serbest ve o silahlarıyla da belediyeye gidip ama hak veriyorum aynı konuyu silahını birlikte başka biri alsa siz gitseniz kim bilir size ne yaparlar ama oradaki polis de bazen o göstericileri tanıyor ediyor yani altta yaşanan başka bazen durumlar da oluyor eyaletten eyalete değişiyor o yüzden katılıyorum tek Amerika yok bir yandan eyaletler arasında farklı yasalar olduğu için aynı konuya, aynı olaya aldığınız ceza, aynı olaya polisin yaklaşımı farklı oluyor. Yine belediye başkanlarının da. Öbür taraftan da bir yandan da yine Amerika hem siyah beyaz ya da işte Latin siyah beyaz diye bölünmüş durumda. Öbür taraftan işte demokrat ve cumhuriyetçi diye de bölünmüş durumda. Tüm bu denklemler içinden Obama yani burada yani siyah başkan olabiliyor ama neyi ne kadar değiştirebiliyor? Yani
ondan sonra. Veya şimdi işte Trump aynı şekilde neyi ne kadar yapacak? Burada sizin de demin de konuştuğumuz, aslında katılıyorum, konuya geliyoruz. O bizim sessiz azınlık dediğimiz insanlar nasıl tepki gösterecekler? Ve de oy kullanmaya gitme oranı nasıl olacak? Yine bu gösterilere katılıp katılmam açısından COVID, bir yandan tabii tatil olduğu için gençler ve birçok kişi katılıyor oldu. Bir yandan katılmak isteyenler, bu sefer katılacağım ve ben o gösterilerden hastalık alabilirim korkusuyla katılmayı seçmeyen insanlar da var. Aynı şekilde. Çünkü bir yandan da tabii COVID burada hala yüksek oranda. Fotoğraf da bu arada. Bilgisayar yeni kendine geldi. Evet. Harika. Harika. Yani bunun üzerine konuşmaya evet, gerek yok. Şey, evet. Ben de aslında bir saati geçtik. Tabii çok büyük kendimize... var silah üreticilerinin. Değil mi? Daha ne kadar çok konuşabilirmişiz ama şunu söylemek isterim ben. Kölelik meselesi sadece Amerika'da değil, diğer ülkelerde de kağıt üzerinde kalktı ama mesele kölelikten çok daha artık ileri bir şeyde. Bu kölelik değil, ırkçılık, ayrımcılık, evet, ötekileştirme, sistem. Yani aslında kapitalizm meselesi ve siyahlar ve diğer renkler ve beyazlar da bunu söylüyorlar. Bunlar olmadığı sürece çok kesin bir çözüm bulunabilir mi? Hayır, bence bulunamaz. Evet, sistemle ilgili bir takım değişiklikler yapılması lazım. Bu özellikle Amerika için tabii daha zor ama mücadeleyi de bırakmamak lazım bir yanıyla. Çünkü karşı taraf da hakikaten işte gördüğünüz üzere gayet donanımlı her bakımdan. Hukuken de donanımlı, fiziksel olarak da donanımlı, ekonomik olarak da donanımlı. Yani şu COVID'den bile toplumların en dezavantajlı kesimleri etkilendi. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi Amerika'da, evet, mesela siyahlar, azınlıklar, İspanyollar, Çinliler hasta oldu, öldü. Hani korunaklı beyazlar daha az etkilendiler diyelim ki. Hani bu bile bize bir şey söylüyor aslında. Tabii. O zaman ben... Buyurun, zaten lütfen. Bu ekonomik sorunu çözmek için Trump inanılmaz bir yardım ayırdı. Yardımla gitti yine Wall Street'i kurtarmak üzerine. Yine büyük corporate işte dediğimiz o yağmalamadan. Ve halk da diyor ki ya kardeşim ben etkilendim, ben işimi kaybettim. Sen ondan sonra yine işte o mağazaları koruyorsun. Hani ben başvursam, ben başvuracağım diyelim ki, bana yardımı reddediyorsun ama o büyük işte mağazaları batmasınlar diye yardım ediyorsunu da görüyor. Gördüğü için de kesinlikle katılıyorum. Yani dünkü sorun değil ve Trump'ın tüm bu yaklaşımları da hiç yardım etmiyor bu olaya. Teşekkür ederim Afşar Bey. Çok teşekkürler. Bir saatte çoktan geçtik. Sağ olun bir anlamamızı, görmemizi ve tanıklık etmemizi çok sağladınız. Sağ olun. Koray, belki bizim Türkiye'de bir bu ırkçılık meseleleri nedir? Polis şiddeti nedir? Azınlıklarla falan bir şey yapabiliriz sanki bir sonra. Olabilir tabii. Daha tabii. İleride yani çünkü programda. Şeyi çünkü gördük. Türkiye arada okyanus olunca ve sistematik olarak Türkiye'de karşılığı daha zor insanların gözünde canlanan bir ırkçılık olunca herkes karşı çıktı. Pek öyle ama olmuyor evet. Ama öyle değil işte. Yani uzağa bakıp el yıkamak kolay. Türkiye hani evet. Halkımız bizde ırkçılık yok. Bak elin Amerika'sı neler yapıyor dedi ki mesela, öyle mi? Benim kuracak çok cümlem var buna ilişkin. Eminim Türkiye'deki diğer azınlıkların da, Ermenilerin, Rumların veya Kürtlerin de çok fazla cümlesi vardır. Devlet olarak zaten çok beklediğimiz bir şeyi yaptılar. Bak kötü adamlar, ırkçılığı da lanetliyoruz, faşizmi de lanetliyoruz, polis şiddeti de neymiş, olur mu öyle şey dediler. Acaba biz biraz dönüp kendi içimize mi baksak konunun muhataplarıyla? Öyle olabilir, mi gerçekten? Olabilir, evet. Yani bir program düşünelim hakikaten. Evet, çünkü Türkiye'de bu dönem içerisinde biz işte Gezi'nin 7. yılını geçirdik.
Gezi'de polis şiddetinin nerelere varabileceğini, nasıl olabileceğini gördük. Enteresan bir şey mesela, hani Türkiye'deki ırkçılıkla kesişen bir nokta. Bir iki gün önce biz aslında kendi aramızda konuşmuştuk. Bugün televizyonda da gördüm. Japonya'da oldu. Japonya'da televizyondaki söylediği şekliyle söylüyorum. Kürt kökenli bir Türk vatandaşına polis şiddet uyguluyor ve Japonlar sokağa çıkıyor. Evet. Şimdi bunu, Japonlar kolay kolay çıkmaz sokağa bir de. Evet, bunun Türkiye'de olması mesela bile mümkün değil. Yani Kürt kökenli bir işte Türkiye vatandaşına polisin şiddet uyguladığında mutlaka işte sizin Amerika'da şu an işte Fox News'ta falan çok rahat bir şekilde görebileceğiniz gibi insanlar bir kup bulurlar ve bir süre sonra konuşma ya o da hak ediyordu ya gelir mutlaka. Konuşabiliriz tabii ki. Tabii ki yani, konuşalım bunu, evet. Böyle hani işte devletiyle, milletiyle evet bölünmez bütünlüğe hazır varmışken bir şeye varabilir işte. Tabii Alev. Evet. Demirel'in bir lafı var. Yollar yürümekle aşınmazdan başka mı? Yok. Kürtlere niye iyi kötü davranıyor bu ülke dedin de biz Türklere de iyi davranmıyoruz ki. Gibi bir lafı var. Ona varabilir tabii iş ama konuşalım tabii ki. Konuşalım peki. Avşar Bey çok teşekkür ederiz tekrar. Ses biraz gidiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Biz de teşekkür ederiz. Hoşça kalın tekrar. Görüşmek üzere. Programımızın da sonuna geldik. İzleyenlere de hoşça kalın deyip kapatalım. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.